Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanla ve kıyma ile yapabileceğiniz çok güzel bir yemek tarifi paylaşacağım. Fırında pişirebileceğiniz ve oldukça ekonomik, çok da doyurucu güzel bir yemek olacak. Bunun için öncelikle 1,5 tane büyük boy patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanları iki kenarına bir şekilde bıçak koyarak 6 parçaya bölüyorum. 7. parçayı tamamen kopararak bu şekilde bir yelpaze elde ediyorum. Bakın bu şekilde. Bütün patlıcanlarımı bu işlemi yapıyorum. Toplamda 1,5 patlıcan yeterli oluyor. Eğer biraz daha fazla yapmak isterseniz 2 patlıcan da kullanabilirsiniz. Ben 4 tane 4 porsiyon için 1,5 patlıcan kullandım. Ama bayağı büyüktü patlıcanlarım. Yarım patlıcan da kaldı. Onu da birkaç gün sonra kızartma yapmayı düşünüyorum. Evet, patlıcanlarımı soğuk suyun içine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip içerisine koydum. Acı suyunu vermesi için tuzlu suda bekletiyorum. Ben bu arada kıymalı harcını hazırlıyorum. 300 gram kadar kıymanın üzerine bir tane orta boy soğanı rendenin büyük tarafıyla rendeliyorum. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Bunun içerisine 1,5 tatlı çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyorum. Aslında pul biber de koyabilirsiniz. Çocuklarla yiyeceğimiz için ben çocuklar acı yemediği için ilave etmedim. Ama acı ve patlıcan çok güzel oluyor. Yani çok yakışıyor birbirine biliyorsunuz. Köfteli harcımı güzelce yoğurduktan sonra şimdi patlıcan yelpazelerinin içine doldurmaya başlayacağım. Tuzlu sudan alıyorum. Bu şekilde bakın alt kısmı birleşik ve yelpaze şeklinde dilim dilim patlıcanların arasına bu şekilde kıyma dolduruyorum. Yapması çok eğlenceliydi. Gerçekten lezzeti de çok çok güzeldi. Yani şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok 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 güzel olmuştu. Benim çocuklarım da severek yediler. Kızım biraz patlıcana karşı mesafeli ama oğlum yedi. Yemek davetlerinizde, özellikle iftar davetlerinizde ya da akşam yemekleri için çok güzel bir alternatif. Ana yemek olarak bunu yapabilirsiniz. Özellikle şu an patlıcanın gerçekten tam zamanı ve inanılmaz lezzetli olmuş patlıcanlar. Evet, fazladan koyduğum kıymalardan biraz alarak eksik kalan en son yelpazemin içine koyarak tamamlıyorum. 300 gram kıyma bu yemek için yeterli geldi bizim için. İsterseniz birazcık arttırıp kıymalarını bol bol koyabilirsiniz. Şimdi bir minik bir kabın içine biraz sıvı yağ koyuyorum. Ve fırça yardımıyla patlıcanların üzerine sürüyorum. Kuru kalmasın üstleri diye, büyük bir patlıcan çünkü.
Evet, hazırladığım salçalı sosum var. Bir yemek kaşığı domates salçasını ılık suyun içerisinde ezdim. İçine biraz tuz ve birazcık sıvı yağ ilave ettim. Onu bu şekilde patlıcanlarım üzerine döküyorum. Ve 200 derece ısınmış fırına ben yemeğimi gönderiyorum. Dilerseniz bu aşamada domates üzerine koyabilirsiniz. Biber ilave etmedim. Fakat domates güzel oldu, yakıştı patlıcana. Şimdi fırına gönderiyorum. Çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Tam 200 derecelik fırında 1 saat boyunca pişti. Ve bakın gerçekten lokum gibi bir kıvama geldi. Fırından almadan önce patlıcanların tamamen piştiğinden emin olmanız lazım. Kontrol ettim ben çatal yardımıyla, yumuşacık olmuştu. Çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.